Müthiş final başlıyor sevgili izleyiciler. Gökhan Saki ortaya geliyorlar. Hakem uyarılarını yapıyor. İki sporcu da köşelerine geçti. Şimdi renk koşulacak ve herkesin merakla beklediği dev karşılaşma başlayacak. Gökhan Saki Bedrahani mücadelesi başlayacak. Tabii yani Bedrahani ülkemizi çok seviniyor. Yani bunun sebebi hem o kendisinin Türkiye hayranlığı hem Müslüman olması. Yani bize yakın ki kendisi de her seferde Türkiye'yi çok sevdiğini dile getiriyor. Tolga söyledi, İstanbul hayranı ve geçtiğimiz zamanlarda İstanbul'a gelip görmüş. Sultanahmet'i çok seviyor. Ve evet. Şu an tribünler ayakta. Salonda büyük heyecan. Hollanda'da müthiş final başladı. Sol bu maçın telafisi yok. Bu maçın sonrası yok. Bu iki isim son kez belki de karşı karşıya geliyor. Belli olmaz ilerleyen zamanlarda. Bu arada enteresan. Aman. Gökhan bir güneş oldu. Ya Gökhan şu anda onun moralini bozacak hareketleri yapıyor. Bilinçli bir hareket mi diyorsunuz bu? Yani Gökhan bu şekilde baskı yapacak. Onu kızdıracak. Ben de doğru olanı yapıyorum. Hayır güreş mi? Sana bakılsa döndü bir anda. Yani olur, hiç darbe atmadan. Bakın sol kroşeyle yakalayacak Gökhan inşallah. Haydi Gökhan. Haydi Gökhan. Haydi Gökhan. Salonda Bedrahani sesleri de çok yüksek. Bakın Gökhan beklememesi lazım. Sürekli aşağı yukarı. Boşa giden. Aşağı. Boşa giden evet. Bir sol kroşe ısrarla ikidir. Boşa gidiyor onu. Boşa atmaması evet. Lazım. Sol bir middle kick evet. Middle evet, kick sonrasında güzel. Bir kez daha. Bravo Gökhan. Haydi Gökhan. İlk rounddayız. Bir dakika geride kaldı. Müthiş final. Middle kick ile sol middle kick ile karşılık verdi. Sonrasında hemen karşılığını aldı. Bekliyor adeta Bedrahani. Şimdi karşı hamleyi yaptı. Mücadele nefis başladı. Bedrahani çekiniyor Gökhan'dan. Evet. Bakın çekiniyor. Kontrollü. Kontrollü. Çok hızlı başladı. Maç çok hızlı başladı. Sol direk. Aman. Sağ kreş. Aman. 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 Yapma. Olmaz. Olmaz. Yapma Gökhan. Kalk. Kalk. Kalk Gökhan. Kalk. Ya sağ aparkat özellikle söylemiştim. Sağ aparkat yani vuracak. Yani durdu vurdu Bedrahani. Evet. Bekledi. Çok çalıştı bunu. Devam. Bekledi. Hadi Gökhan. Aman Gökhan moral bozmadı. Bravo. Ama. İyi geldi. Ama. Aman Gökhan bir kez daha yerde. Bitti. Bu maç. Bitti. Bu maç maalesef. Bu maç maalesef. Yok. Toparlaması lazım. Götürebilecek mi? Bakışlarını çok sevmedim sevgili bir otobüs. Boş bakıyor. Biraz uzaklaş Gökhan. Biraz zaman kazanması biraz lazım. Biraz zaman kazanman gerekiyor. Pasın görüşmesi lazım. Dikkat. Toparlaması lazım kendini. Paratları indirme. Oo, olmaz. Bu herhalde. Bitti. Eyvah bitti. Eyvah. Sağ parkına dikkat etmesi bitti. Gerekiyor. Eyvah. Yani özellikle söylemiştim bunu. Ah Gökhan ah. Bedrahani. Bedrahani. Kısa kesti. Direnemedik. Direnemedik. Bedrahani. Üç kez knockdown yaptırınca. Bakın, bugün yazdım kendisine. Sağ parketine dikkat et. Bugün mesajım. Sağ parket. Buna dikkat et dedim. Sonun yazdım başlangıcı bunu. Oldu. Sonun başlangıcı yani, gösterdim oldu. Gösterdim size mesajı. Evet. Sağ parkete dikkat edin. Çünkü kafasına yediği zaman sağ vuracak. Ve hep bunu çalıştı antrenmanlarda. Tabii ki Bedrahani için çok önemliydi. Çünkü bir vedaydı kendisi anlamında. Onun motivasyonu daha farklıydı. Yani ama Gökhan yenebilirdi yani bence. Ama yani tabii onun motivasyonunun farklı olması. Evet. Yani bunu kendisi anlamında bir veda. Ama Gökhan onu yenerek yani yenerek gönderseydi farklı bir şey olacaktı. Hem içinde burukluk olacaktı. Süper olacaktı ama maalesef istediğimiz gibi olmadı. Ama adını ekleme final oldu diyebiliriz o anlamda. Belki Gökhan yani kaybetti Gökhan, ama. Gökhan en azından elinden geldiği şekilde hiç geri vites yapmadan direkt ne varsa verdi.